Geniz etimiz büyüdüğünde ya da bademciklerimiz çok fazla şiştiğinde nefes almamızda güçlükler yaratabilir. Evet, özellikle erkek çocuklarda ergenliğe yaklaştıkça geniz boşluğunun büyümesiyle beraber göreceli olarak küçülen bir geniz eti büyümesi söz konusu. Geniz eti hastalıklarının tedavisi cerrahidir. Ben Doktor Cenk Teker, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere çocukluk çağında görülen geniz eti büyümesi ve bademcik hastalıkları ile ilgili bilgiler vereceğim. Geniz eti burnumuzun arkasında yer alan, küçük dilimizin de arkasında kalan ve üstünde kalan, geniz boşluğunu dolduran, çok nadiren doğumsal olan ancak daha sonradan ortaya alerji veya sık enfeksiyonla tetiklenerek çıkan et büyümesidir. Bademcikler ise iki gözümüz, iki kulağımız, burnumuz olduğu gibi iki tane lenfoid en belirgin dokumuzdur. Bu bizim için olmazsa olmazdır. Her insanda doğuştan bademcik vardır. Ancak doğuştan geniz etinin her zaman olması söz konusu değildir. Bademcikler ve geniz etimiz vücudumuzu enfeksiyonlara, alerjilere ve çeşitli hastalıklara karşı koruyan, karakol görevi gören mekanizmalardır. Bu çok çok kıymetlidir çünkü boğazımızın her iki yanında nöbetçi görevi gören ve filtrasyonda da oldukça etkili rol oynayan bademciklerimiz vardır. Geniz etimiz ise akciğerimize giden kaliteli havayı bir parça kontrol eder. Ne zaman büyür? Geniz etimiz normalde olmaması gereken bir et, sık enfeksiyonlarla ve alerjilerle daha çok büyür. Geniz etimiz büyüdüğünde ya da bademciklerimiz çok fazla şiştiğinde nefes almamızda güçlükler yaratabilir. İşte bu zaman zararları ve yararları tartılmalı. Hangisi daha fazlaysa tedavide ona göre bir yöntem belirlenmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bademcik hastalıklarında ve geniz eti büyümesinde ne zaman biz panik hale gelmeliyiz veli olarak? Birincisi, çocuğumuz sürekli ağzı açık uyuyorsa, sık enfeksiyon geçiriyorsa, üst solunum yolu enfeksiyonu veya orta kulak iltihabı geçiriyorsa, geniz eti her zaman akla gelmesi gereken bir durum. Çocuğumuzun iştahı kaybolacaktır, yemek yemek istemeyecektir. Çocuğumuzun sesinin tınısı değişecektir. Bazen anlaşılamaz kelimeler kullanacaktır. Çocuğumuzun öksürükleri olacaktır. Mutsuzluğunu hissedeceğiz. Göz altında morarmalar olacaktır ve yüzü tabak gibi dümdüz olacaktır. İşte bu durumda biz şiddetli bir şekilde geniz etini aklımızda bulundurmalıyız ve derhal tedavisini öngörmeliyiz ve yaptırmalıyız. Neden? Çünkü çocukluk çağında yaşanan hadiseler, özellikle morfolojik değişiklikler, geri dönüşümsüz olacaktır. Bu yüzden çocuk gelişimini etkileyeceği için geniz eti tedavisi hızlıca yaptırılmalıdır. Peki, bademciklerde biz ne zaman panik halinde olmalıyız? Bir yıl içerisinde doktor tedavisi gerektirecek 5'ten fazla enfeksiyon geçirmek, bademciklerin ağzımız açıldığında asimetrik büyüklükte olması, birbiriyle öpüşecek kadar büyük olması, üzerinde değişik morfolojide şekillerin bulunması bizi her zaman şüphelendirmeli anne baba olarak. Derhal bir kulak burun boğaz uzmanına göstermeliyiz. Sık geçirilen orta kulak enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, nefes alma güçlükleri, iştahsızlıklar, bütün bunlar bir araya gelince ya da birisi veya birkaçı bir arada olunca aklımıza geniz eti büyümesi ve kronik bademcik enfeksiyonunu getirmeliyiz ve kulak burun boğaz uzmanından
mutlaka yardım istemeliyiz. Çoğunlukla öncelikle bir kulak burun boğaz uzmanı hastayı muayene ettikten sonra sebebi bulmak isteyecektir. Yani geniz etimiz gerçekten büyük mü? Günümüzde bu son derece basit. Burun içinden endoskop yardımıyla, bir kamera yardımıyla geniz etini görmek en kesin ve en kolay yoldur. Ancak nadir durumlarda çocuğun durmadığı ya da çok ajite olduğu durumlarda biz basit bir filmle de bunu algılayabiliyoruz. Zaten aslında kulak burun boğaz muayenehanesine hasta geldiği andan bir kulak burun boğaz uzmanı hastada geniz eti olup olmadığını çocuğun konuşmasından ve duruşundan bile algılamıştır aslında. Ancak bunu ileri götürüp endoskopik muayeneyle bu işi %100'ünün tanısını koyarsa şahane olur. Peki, tedavimiz ne olmalıdır? Geniz eti hastalıklarının tedavisi cerrahidir. Tedaviyi cerrahi ile adenoid ektomi dediğimiz bizim geniz etinin genel anestezi altında oradan alınması işlemidir. Son derece basit, gün içerisinde sonuçlanan, ertesi gün çocuğun kaldığı yerden hayatına devam edebildiği çok çok elzem, basit olduğu kadar etkili bir ameliyattır. Pekala. Bademcik ameliyatı gerekli midir? Bademcik ameliyatının gerekliliğine kulak burun boğaz uzmanı arkadaşımız karar verecektir. Çünkü bademcik bize ait olan bir organ bütününün bir parçasıdır. Onu oradan çıkarmak gerçekten önemli bir karardır. Gerekliliğinde bu çok rahatlıkla yapılabilecek bir işlemdir. Bademcik ameliyatları günümüzde birçok teknikle yapılabilir. Nadiren lazer kullanırız. Çoğunlukla termal welding dediğimiz bir yöntem kullanırız ya da klasik cerrahiyle. Bunların arasında çok minor farklar vardır. Bunu kullandığımızda bademcikleri yerinden alırız ve orayı ikincil iyileşmeye bırakırız. Burası çok önemli. Çünkü sıklıkla karıştırılan bir noktadır bu. Bademcik ameliyatından sonra çocuğu başka bir hekim muayene ettiğinde bademcik loju dediğimiz bölgesini beyaz görebilir. Bu beyazlık bizim için iyi bir şey, işi bilmeyen bir kişi için kötü bir şey anlamına gelebilir. Aa, bembeyaz olmuş, burası enfeksiyon kapmış diyebilirler. Halbuki böyle bir şey söz konusu değildir. Bademcik ameliyatından sonra o bölge bir parça beyazlayacaktır. Altından pes pembe, yeni ve taze doku çıkacaktır. Çünkü biz buna sekonder iyileşme diyoruz. Yani biz ameliyatla bademcikleri alıyoruz, o bölgeyi kendiliğinden iyileşmeye terk ediyoruz. İşte bu bir parça ağrılı cik eki, küçültme eki olsa da bademcik ameliyatı geniz eti ameliyatına göre daha zor bir ameliyattır. Ağrı da bir parça daha fazladır. Peki, çocuğumuzda geniz eti büyümesi var. Bademcik hastalığı olmak zorunda mı? Hayır, böyle bir zorunluluk yok. Geniz eti büyümesi tek başına olabileceği gibi bademcik hastalığıyla, kronik bademcik enfeksiyonuyla da beraber görülebilir. Bu durumda geniz eti ameliyatı ve bademcik ameliyatı aynı seansta sıklıkla yapabildiğimiz bir durumdur. Ama buradaki en önemli husus sebebin ne olduğunu net ortaya koymaktır. Sadece bademcik ameliyatı olur mu? Evet. Geniz eti büyümesi olmadan da bademcik enfeksiyonu, kronikleşmiş bademcik enfeksiyonunu görebiliyoruz. Nadir durumlarda acil ameliyat gereksinimi olabilir. Bu nadir durumlar hangileridir? Bademcik enfeksiyonları ile alakalı kanamalı bir bademcik enfeksiyonunun varlığında hızlıca bir cerrahi karar, acil bir cerrahi karar alınabileceği gibi artık solunumu durma noktasına gelen geniz eti ameliyatında da elektif acil dediğimiz şartları sağladığımız ilk fırsatta ameliyat edilmesi yöntemine başvurabiliriz. Sizlere çocukluk çağındaki geniz eti büyümeleri ve bademcik enfeksiyonları ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım.
Sizden gelen en sık sorulardan bir tanesi, dondurma yemenin bademcik enfeksiyonu ile alakalı durumu nedir? Aslında çok basit bir cevabı var. Doğru hijyen şartlarında yapılmış, tam böyle üzerinden buharlar çıkmayan bir dondurmanın yenmesinde hiçbir sıkıntı yoktur. Miktar sınırlı, yenilen dondurma netse hiçbir problem yoktur. Sadece dondurmamızı yedikten sonra ıda ısısında bir bardak su içersek, tüketilmiş dondurma asla ve asla sık geçirilen bademcik enfeksiyonunun bir nedeni olamaz. İkinci sorumuz, geniz eti büyümesinin belirtileriyle alakalı. Geniz eti büyümesi olduğu zaman ve tedavi edilmeyen ve farkına varılmayan bir durum olduğunda bunu çok rahatlıkla anlamak mümkün. Yüzün karşıdan bakıldığında dümdüz görünmesi, ağzın sürekli bir parmak açık kalması, sürekli seslerini çıkaran bir çocuğun varlığı ve dikkat bozukluğu, çocuğun yakından bakıldığında dişlerindeki çarpıklık ve ağzını açıp baktığımızda gördüğümüz damağın kubbeleşmesi. Bunlar geniz eti büyümesinin sık görülen semptomlarıdır. Bir diğer sorumuz. Bazı çocuklar bademcik enfeksiyonu geçirmezken bazı çocuklar neden daha fazla geçiriyor? Cevap aslında çok karmaşık. Tek bir nedeni yok. En önemli nedenlerinden bir tanesi uygun bağışıklık sistemi durumu. Her insanın bağışıklık durumu bir olmayacağı için her insanın enfeksiyona tepkisi de bir olmayacak. En önemli yanlışlardan bir tanesi biz özellikle pandeminin de etkisiyle her şeyi çamaşır suyuyla sildik, her şeyi ya köşe bucak temizledik, çok steril ortamlarda çok steril çocuklar üretmeye çalıştık. Hayır, bu doğru değil. Hepimizin bildiği gibi en kirli bölge insan vücudundaki ağız bölgesidir. Çünkü biz her şeyi tüketiriz. Dolayısıyla bu kadar kirin içinde biz düzen tutturmaya çalışırsak floramızı bir mikrop lehine bozmuş olabiliriz. Biraz kendi haline bırakmak, sadece uygun diş temizliği yapmak sorunların büyük kısmını çözecektir aslında. Ama bazen zorlandığımız anlar olacaktır. Her şey normal, her şey güzel ama yine de çocuğum sık enfeksiyon geçiriyor. Evet, bu durumlarda olabilir. Alerji başta olmak üzere bağışıklık sistemi problemleri uzman hekim tarafından araştırılacaktır. Doğru cevap bu şekilde rahatlıkla ulaşılacaktır. Sizden gelen önemli sorulardan bir tanesi de yaş ilerledikçe geniz eti büyümesi geriliyor mu? Evet, özellikle erkek çocuklarda ergenliğe yaklaştıkça geniz boşluğunun büyümesiyle beraber göreceli olarak küçülen bir geniz eti büyümesi söz konusu. Aslında geniz etimiz var ama geniz boşluğu büyüdüğü için artık daha az tıkıyor ya da tıkamıyor. Kız çocuklarımız bu konuda biraz daha şanssız. Onlarda daha çok cerrahiye doğru kayıyoruz. Çünkü bu büyüme biraz daha geç oluşabiliyor. Ama söz konusu durum nettir. Geniz boşluğu büyüdükçe eğer geniz eti büyümüyorsa göreceli olarak küçülüyor demektir. En önemli soruya geldik. Bademcikler ne zaman alınmalıdır? Bademcik ameliyatı dünyadaki en sık yapılan ameliyatların başında gelmektedir. Buna mutlak surette doktorumuz karar vermelidir. Hiçbir anne baba evladının kötülüğünü istemeyeceği için doktorla doğru işbirliği zaten sorunun cevabına ulaştıracaktır bizi. Bademcik eğer çok fazla enfeksiyona neden oluyorsa, beta mikrobu taşıyıcılığı söz konusuysa, asimetriler ve tümöral şüpheler varsa, birbiriyle örtüşüp çocuğun beslenmesini ve solunumunu uyku apnesine neden olacak kadar bozuyorsa, evet cerrahi gereksinimi vardır. Yaş mümkün olduğunca 2 yaşı bekliyoruz ama gerektiğinde çok daha küçük yaşlarda da yapılabilir. Ama eğer limitimiz varsa 2 yaşı bekleyip 2 yaştan sonra bademcik ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. Sizlere geniz eti büyümesi ve bademcik enfeksiyonları ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Burada çoğu kez iyi bir takipçi olun,
ama karar verici olmamaya gayret edin. Eğer böyle bir problem olursa bir kulak burun boğaz uzmanına danışmaktan imtina etmeyin lütfen. Sağlıklı günler diliyorum.